Herkese merhaba. Bugün Ar Ar Aralık değil Kasım ayında okuduğum kitapları paylaşacağım sizlerle. E Sayıyı biliyor muyum? Evet, e bir teyit ettim. 30 kitap okumuşum Kasım ayında. Şimdi e tek tek onları konuşalım. Kasım ayının e başında. Aslında benim okuduğum kitaplar önüme kitap alayım da çok boş oldu. Ee, bugün biraz loş loş ışık <laughs> ayarladım ama bilmiyorum hmm, videonun sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ee, benim okuma sistemim yani ben bu kitabı alıp okuyup yenisine başlamıyorum. Biraz daha karışık. O yüzden mesela Kasım ayında okuduğum ilk kitap muhtemelen Ekim ayının içerisinde okunmuş olabilir ya da işte hmm, sonu Kasım'a denk gelmiştir. Bitirme tarihini baz alıyorum genelde. Ee, şimdi zaten okuduğum kitapların arasında göreceksiniz. İşte birkaç ay sürenler oluyor. 5-6 kitabı bir anda devam ettirdiğim için e, sürece yayılanlar oluyor falan. Tarihlere o yüzden çok takılmayalım ama bitiş tarihi. Kasım ayında olan kitaplar 30 tane. Dost ee, Dostoyevski'nin Ev Sahibesi kitabını okudum kitap çok sürükleyici, çok böyle akıcı, heyecanlı bir kitap. Hikaye çok heyecanlı ama bu Dostoyevski'nin işte karakter analizine, psikolojik tahlillerini falan görebiliyorsunuz kitapta ama böyle bir hikaye tam nasıl anlatılır? Tam olarak böyle geçmedi. Yani şöyle geçmedi. Sanki bir şeyler havada gibiydi. Bir şeyler havada kalmış gibiydi. Tam olarak Sonu yok Böyle Kesin bir şeyler yok Tamam bazı şeyler okuyucuya bırakmak diye bir şey var Ama o tarz bir şey de değil Tam olarak anlatamadım Ne söylemek istediğimi ama okuyanlar anlamıştır Sevdim keyif alarak okudum ama Keşke biraz daha hani Ben ne okudum dedirtmeseydi <laughs> Bittiğinde Sonra Feniçka'yı okudum Eee Salome'nin klasik güçlü kadın karakteri var yine Feniçka'da da. Bu ne böyle reklam gibi. <laughs> Feniçka'da da şey var. Bu kitap. Diğer kitaplarından bir tık daha farklı. Yine aynı güçlü kadını görüyoruz. Yine işte kendi kariyeri için, kendi yaşamak istediği istediği hayat için bir erkekten ayrılan, bir erkeği bırakan, aşkını seçmeyen kadını görüyoruz. Ama biraz daha farklı yani en azından anlatıcı farklı işte anlatıcının durumu biraz farklı falan o anlamda Salome'nin diğer kitaplarından ayrılıyor ama fikir olarak idealize edilme bakımından aynı diğer kitaplarıyla aynı severek okudum bu kitap bence gerçi diğer kitapları da akıcıydı akıcı bir kitaptı çok da yerini işaretlemişim ee, Üzerine düşünülebilecek bir kitaptı. Güzeldi, severek okudum. Sonra Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası'nı okudum. Herhalde Shakespeare'in en... E, ne denir? <laughs> en derinliksiz eseri mi denir? Güzel bir kitaptı. E, komedi. Yani komedya. Tiyatro e, terimiyle söylersek. Komedyaydı. Hızlı çok hızlı akacak. Böyle kafanızı boşaltacak bir kitap. Hani rahat okunabilir... İşte e, ama çok şey böyle m, e, yani biz bunu biliyoruz e, e, tamam tahmin ediyoruz falan gibi ilerledi. Sonu Shakespeare kitaplarına çok bağlandı yani Shakespeare'in o her şeyin açığa çıktığı mutlu sonlar vardır ya işte e, ya da birilerinin öldüğü <laughs> o tarz bir sonu vardı yani tatlı bir kitaptı ben okurken çok ...beğendim, keyif aldım. Beni rahatlattı, dinlendirdi. Severek okudum bunu da. Sonra... E, ...Mohabba Sant'ın Horla Öyküsünü... ...çizgi roman olarak okudum. Bu ışıkta ne kadar belli ki bu kitap? E, çizimlerini ben beğendim. Gayet güzeldi. E, ama... Yani ...öyküyü tabii ki ben... E, ...Nesir olarak okumadığım için yani... ...çizimsiz halini bilmediğim için biraz havada kaldı bilmiyorum çizimden dolayı mı böyle yani belki de şu kısımları işte sadece çizim olan kısımları yazar tasvir etseydi belki daha fazla şey anlaşılabilirdi biraz böyle korku türünde doğaüstü güçler vesaire de vardı öyle bir kitap ama dediğim gibi çizimlerini de çok beğendim öyküyü de çok beğendim Belki düz metinden tekrar okurum bu kitabı. Lorca'nın oyunlarını ben bayağı severek beğenerek okuyorum. Şiir kitabı bu. Sanırım tek şiir yani Türkçe'ye çevrilmiş tek şiir kitabı bu sanırım. Başka görmedim. Bilmiyorum. Varsa bilen varsa bana yazabilir. Şiir kitabı da güzeldi. Severek okudum. Eee... O şey coşkusu var bence Lorca'da, Lorca'nın dilinde. Çingene coşkusu yani zaten kendisi de bir e, çingene <laughs> e, ve o böyle şey hmm, akan kandaki e, hız var dilinde yani öyle bir tutku ve coşku var dilinde de severek okudum. Tatlı bir şiir şey kitabıydı. Arada kendi çizdiği resimler de var. Bu arada Lorca resim de çiziyormuş. Bir tane bulabilirsem göstereceğim şimdi size. Bunlar Lorca'nın imzasını taşıyormuş. Bu kapaktaki çizim burada var. Güzel, severek okudum böyle. Yine dinlendirici bir kitaptı bu da. Sonra Tolstoy'un Çekirdek kitabını okudum. Bu çocuklar için yazdığı kısa öyküler vardı bunların içinde. Bildiğimiz Tolstoy, işte iyilik, sevgi, saygı, ahlak. İşte bunları hayvanlar vesaireyi konuşturarak bunlar üzerinden anlatmış çocuklara. Güzel bir kitaptı. Tatlıydı. Sonra Kalino'nun e, Deniz Masallarını okudum. Ben bu seriyi okuyorum. Her ay bir tane görüyorsunuzdur videolarımda. Bundan önce Efsunlu Kız Masallarını ve bir tane daha okudum. Hatırlayamıyorum. Deniz Masallarını e, önceki okuduğumdan, hatırlayamadığımdan daha çok sevdim. Ama Efsunlu Kız Masalları hala birinci sırada. Çizimleri bence kitabın çok tatlı bu arada. Eee Hoş çizimleri var. Severek okudum bunu da. Şimdi daha benim çok merak ettiğim bir yazar. Birçok kitabı da bende var. Sanırım 6 kitabı falan var. Ama ilk defa Tat kitabını okudum. Yani ne söyleyeceğimi tam olarak bilemiyorum. İlk olarak bence çizimler iyi değildi demek doğru değil ama hikayeyi farklı bir yere getirdi. Yani belki düz olarak okusaydım bu metni daha fazla sevebilirdim. Sadece şu çizimlerdeki şu kedi çok güzeldi. Her sayfada farklı bir pozisyonda var. Ee, güzel, tatlı bir metin kısacık zaten. Baya kısa bir metin. Eee İçeriğiyle ilgili bilgi vermek istemiyorum zaten çok kısa. Yani ne söylesem spoiler olur. Severek okursunuz bence. Keyifliydi yani. Şimdi Hoffman'ın en e, ünlü eserlerinden biri Kum Adam. Ve Hoffman'ı hiç okumamıştım. Kum Adam'la başladım. E, bu da biraz korku, işte doğaüstü olaylar vesaire içeren bir kitap. Korku yani çok böyle hani Korku demeyelim de gerilim belki diyebiliriz. Bu İtaki'nin karanlık kitaplık serisi var ya oraya girecek bir kitap hatta var sanırım. Yani yalan söylemek istemiyorum ama gördüm diye hatırlıyorum. Ee, farklı bir kitap yani e, kolay okunuyor, akıcı. Ee, çok böyle heyecanlı yüksek bir kitap. Ama farklı yani özgün bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve yani o ünü hak ettiğini düşünüyorum fikir olarak. Üslup da güzeldi. Hoffman'ın üslubunu da sevdim. Zaten kolay yani e, zorlanmadığınız işte çok uzun tasvirlerin vesaire olmadığı bir kitap. İçsel hesaplaşmayı da güzel vermiş bence yani psikolojik olarak e, tahlil gibi düşünmeyin ama o içsel konuşmalar vesaire de iyiydi. Severek okudum. Daha diğer kitapları da var bende. Onları da zamanı gelince okuyacağım. Sonra bu bir derleme Sıra Dışı Yazarlar kitabı. Yayın evi de hep kitap. Şimdi burada gördüğünüz ve sevdiğiniz bir yazar varsa onunla ilgili sıra dışı bir özelliği işte. Ne bileyim kimdi tek tek isim hatırlayamayacağım ama. Birisi işte yer yazarken masasının çekmecesine çürük elma bırakıyormuş. Çürük elma kokusu ilham veriyormuş ona. Hatta kimdi söyleyeceğim şimdi size? Ee, heh, şiller. Ee, i̇şte farklı farklı garip özelliklerinden bahsediyor yazarların. <laughs> Doğan kitabın sanırım. Hayır, Domingo'nun. E, yazarların bilinmeyen tarafları gibi bir kitabı var. Ben bunu okumuştum. Hatta videosu olması lazım kanalda. Onun gibi bir kitap böyle eğlenceli bir kitap yani edebiyata merakınız varsa mutlaka beğenirsiniz seversiniz işte mesela kim vardı Poe zaten az çok biliyorsunuzdur mutlaka ama böyle gerçekten garip özelliklerini bulup derlemiş yazar Agatha Christie'nin falan olayları farklıydı işte hepsinin değişik garip özelliklerini anlatmış. Yazma rutinleriyle ilgili bazı şeyler var. İşte kimin gece yazdığı, kimin gün doğumunda kalkıp yazmaya başladığı falan onlarla ilgili de bilgiler vardı. Ben keyif aldım. Yani aslında burada bulunan çoğu yazarı daha henüz okumadım ya da işte belki de bilmiyorum bile. Ama yine de keyifliydi. Ben severek okudum. <laughs> Neden bu kadar uzattım? Selinger'ın e, Yükseltin Tavankirişin Ustalar ve Seymour kitabını okudum. Bu Seymour, e, Frenen Zoe'deki Seymour. E, Yükseltin Tavankirişin Ustalar'daki karakterde, de Freni'nin e, kardeşi. Şimdi şöyle ki bu bir aile üzerinden anladığım kadarıyla, yani anladığım kadarıyla değil. <laughs> Frenan Zoe bir aile üzerinden yazılmış bir kitap. E, ve bu kitapta Aynı karakterlerden devam ediyor. Burada iki öykü var. Öykü demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama. E, bence burada spoiler vermemde bir sakınca yok. E, Seymour e, kardeşlerden daha doğrusu en büyüklerden biri sanırım ya da en büyük. E, intihar ediyor genç bir yaşta. Ve e, kardeşi onun gençliğini işte çocukluğunu vesaire anlatıyor. Ee, tabii bu kardeşi anlatırken işte Freni var, hikayenin içinde anneleri var, Zoe var, ee, diğer kardeşleri var, kız kardeşleri var falan. Ee, hikaye o ailenin üzerinden ilerliyor. Bu kitabı okumadan önce tabii ki Freni Zoe'yi okumanızı tavsiye ederim. Yani doğrudan bundan girerseniz çok bir şey anlayacağınızı düşünmüyorum. Yani anlaşılmaz karakterler. Komik Hayvan isimleri Bakanlığı'nı okudum yazdım. Ee, bu ay içerisinde bu kitabın en iyi yanı sonu sonunda çok güzel bir şey var e, tatlı bir kitap çok e, çocuklar için de hoş olabilir İşte lakap takmakla ilgili ya da görüntü farklılığıyla ilgili farkındalık kazandırmak istiyorsanız çocuklar için çok güzel bir kitaptı sonra Cemal Süreya'nın göçebe kitabını okudum e, yine çok güzeldi severek okudum ki ben Süreya çok sevmem yine de çok güzeldi Sonra Han e, Kang'ın e, beyaz kitabını okudum. Melik Şah'tan öneriydi bu kitap. E, belli ki sevmişim. Bu kitap biraz e, düşürebilir sizi. Yani biraz e, üzücü bir kitap. Beyaz nesnelerle ilgili yazmış yazar. Yani aslında bu deneme gibi. Yani bir akış yok kitabın içerisinde. Ama en nihayetinde bir yere bağlanıyor bu nesneler. En azından yazarın hayatı için bağlanıyor. Ee, güzel bir kitaptı. Çok çok kolay okundu yine. Ama tabii üzücü olduğu için hani rahat okunur diyemem. Bu biraz sizin kişiliğinizle ve bulunduğunuz durumla alakalı. Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu kitabını okudum Darwin'in. Şimdi Darwin'in daha gençlik yıllarında ...inceleme ve araştırma amacıyla çıktığı bir seyahatten notlar bunlar aslında. Ve ben çok sıkıcı olacağını düşünmüştüm. <laughs> Öyle olmadı. ya Evet, bilimsel bir metin ama çok fazla bilimsel terim yok ve güzel tatlı yazılmış bir metin. Ben severek okudum. Hele ilginiz varsa yani bu tarz şeylere... ...işte Darwin'in çalışmalarına ya da bilimle alakalı bir ilginiz varsa daha da çok seversiniz. Gökteki Kuşlar kitabını okudum. Şimdi ben bu kitabı aldım. Daha sonra Melikşah <laughs> ee, kanalda ya da Instagram'da bahset. Instagram olması gerekiyor. Ee, kitabı sevdim. Çok 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 kolay okunuyor. Ee, bu kitap biraz şey. Ya aslında hiçbir olay yok, yok gibi olay var tabii ki de. Aslında çok düz gibi hani her şey çok e, rutin gidiyor. Ama düşünmenizi sağlayan şeyler var kitabın içinde. Yani durup düşünüyorsunuz. Ve kitabın sonu da o şekilde. Hani durup gerçekten düşünüyorsunuz kitap. Yani kitabın akışıyla, hayatınızın akışıyla ilgili düşünüyorsunuz. Bayağı sevdim bu kitabı. Sonra e, Cem Özüdür'ün Gece Açıkması ve Diğer Hikayeler çizgi romanını okudum. Biraz kanlı. <laughs> kanlı bir kitap. Şey olarak bence hikayeler özgündü. Farklıydı. Ve severek okudum. Ama böyle şey beklememeniz gerekiyor. Derin bir edebiyat işte ne bileyim. Harika tasvirler. Çok güzel bir üslup falan beklememeniz gerekiyor Bence doğrudan fikirden ve çizimden ilerlemiş. Ve fikirleri bayağı iyiydi. Çok severek okudum. Severek de bitirdim. Bana iyi gelmişti yani bu kitapların arasında böyle bir kitabı araya atmak. işte evet biraz kanlı e, ve cinsel içerik de var ama e, o yani fikirlerin ilginçliği sizi hani diri tutuyor. Canlandırıyor sizi. Öyle söyleyeyim. Sonra e, Gradiva'yı okudum. Eee Hansen diye okunuyor olabilir ismi. tam bilmiyorum. E, bu kitap aslında çok ünlüymüş. E, hatta Freud üzerine e, bir kitap yazmış, bir metin yazmış. Ama ben bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum ya. Tamam evet bizim ülkemizde İş Bankası'nın modern klasiklerinden işte çıktığı için evet bilinen bir kitap ama ben hani bu kadar işte Freud'un üzerine düşündüğünü, yazdığını falan bilmiyordum. Freud'un metnini de çok okumak isterim ama bilmiyorum fırsat bulabilir miyim. Ee, güzel bir kitaptı. Rüyalarla, düşlerle ilgili çok daha üstü gibi başlıyor ve güzel bir yerde bitiyor. Severek okudum çok. Ee, bazı kısımlarda işte şey tasvirleri var mitolojik heykellerin e tasvirleri vesaire var. Oralarda biraz hadi falan oldum. Çünkü yani hikayeyi merak ediyorsunuz. Ve çok fazla tasvir vardı. Ama yine de e beğendiğim bir kitap oldu. İlişkiye bakış açısı anlamında da farklı bir kitaptı bence. Hani farklı bir yerden farklı bir yere geçti. Severek okudum bunu da. Sonra Beckett'in, Samuel Beckett'in eşlik kitabını okudum. Çoğu kitabı gibi ayrıntıdan çıkıyor. Ben Beckett'i çok seviyorum. En sevdiğim yazarlardan biri. Ama eşlikle ilgili çok fazla şey söylemeyeceğim. Çok fazla yorum yapmayacağım. Üçlemeyi okuduysanız, Molloy, Malan Ölüyor ve Adlandırılamayan. Aynı tarzda bir kitap. Varoluşla alakalı, varoluşsal sıkıntıları anlatıyor. Benlik kavramıyla işte... ...doğmamızla falan kavgalı bir kitap. Ee, severek okudum. Ama bildiğim mevzular olduğu için... ...yani Bekut'u için... ...diğer kitaplarını okuduğum için vesaire... ...bir tık... ...hani yenilik bekledim açıkçası. Ama sevgimden... ...bir şey götürmedi. Sonra Aslı Toncu'nun... ...Şeytan Geçti kitabını okudum. Bu yine Melih Şahan önerdiği kitaplardan bir tanesiydi. Çok severek okudum ama... <laughs> Pardon. Bu kitap biraz beni üzdü bir kadın olarak. Bence okuyan her kadın üzmüştür. Hatta üçüncü hikayeden sonra sanırım böyle elim alırken biraz tedirgin oldum. Hani moralim bozulacak mı yine falan gibi. Zaten moralimiz bozulsun diye yazmış yazar. <laughs> Sonuç olarak çok iyi yazıldığını düşündüm. Çok iyi. Kurgularda. Kurgu mu bilmiyorum tabii ki. Yaşanmış da olabilir bu olaylar. Çok iyi hikayeler vardı içinde. Bir tane daha var Aslı Tomcun'un yine aynı bu şekilde bir kitabı daha var. Neydi? Ben bakayım. Abis. Abisi de çok okumak istiyorum ama az önce söylediğim sebeple sizi çok düşürüyor. Yani hikayenin içine çok giriyorsunuz ve evet biz burada yaşıyoruz ya oluyorsunuz. O da sizi çok düşürüyor. Bilmiyorum okur muyum onu. Çehov'un maske kitabını okudum. Çehov'un ben dilini çok beğeniyorum. Çok seviyorum böyle şey. Duru ya. Çok kolay akıyor. Anlatmak istediğini çok net veriyor falan. E, nişanlı öyküsünü zaten okumuştum. En başta nişanlı var. Bunu o yüzden atladım. Hatırlıyorum da. Eee... Bu kitapta en çok ilk baharda öyküsünü sevdim. Çünkü yazarlıkla ilgili bence sıkıntısını burada Ceva şey anlatmış ve halkıyla ilgili. Onu anlamamalarıyla ilgili bir sıkıntısını e, anlatmış. Genel sıkıntısını anlatmış. Ve bayağı da iyi anlatmış bence. Ne demek istediğini çok net söylemiş. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Çok beğenerek okudum. Sonra Berenike'yi okudum. Bu yine çizgi roman versiyonuydu. Bu baştan belirteyim, bu Net Art 18 bir kitap. Eee Poe'nun bir eee hikayesini yani Berenike'yi günümüze uyarlamış e, çizerler ve editörler. E, yani kendi yazdığı şeklini de okumak istiyorum. Bayağı merak ediyorum. Çünkü şimdi günümüze uyarlandığında çok farklı bir hikaye. İşte e, yayıncılık canlı yayın yapan kişilerle ilgili e, atıflar var. <laughs> Atıf yok hatta da direkt var yani. E, gençliğin asosyalliği falan. Yani Po'nun şu an bunları yazdığını düşünmüyorum. <laughs> Poe'nun kendisinin ne yazdığını merak ediyorum. Bu kitapla ilgili de gençlerin seveceğini düşünüyorum. ya yani benim yaş grubumun, ben 30'lu yaşlarımdayım, seveceğini düşünmüyorum bu kitabı. Ben de bayılmadım açıkçası. Genç olsaydım evet belki olabilirdi ama şu olabilir. Gençlerin genç neden konuşamıyorum? Genç çocuğu olan ebeveynler belki okumalı. Çünkü onların yalnızlığını biraz ele alıyor. Yani anlamalarını kolaylaştırıyor olabilir belki. Ben çok bayılmadım. Ama Poe'nun versiyonunu kesinlikle okumak istiyorum. Sonra bazen <laughs> bu kitabını okudum. Biliyorsunuz 40 fincan falan kahve içiyormuş kendisi. bu kitapta işte alkol, uyarıcı maddeler, kahve, tütün vesaire bununla ilgili yazmış hiç sıkıcı bir metin değil <laughs> Bazak yine hani nükteli yazmış tatlı yazmış İşte Türk kahvesiyle İtalyanların kahvesini karşılaştırmış alkol çeşitlerini bir nebze karşılaştırmış falan tatlı bir metindi sonra Oscar Wilde'ın bu kitabını okudum biliyorsunuz Babil kitaplarına borç hazırlamış ee, bu kitaptaki bazı öyküleri ben okumuştum. Öyküler arka tarafta. Ee, ben kitapların içindeki öykülerin bence arkasına veya işte satış sitelerine yazılmasını istiyorum artık. Ee, Mutlu Prensi, Bülbül ve Gülü ve Bencil Devi okumuştum. E, ee, şunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. Hortlu onu da okumuştum. Aslında sadece ilk öyküyü okumamışım ama Bülbül ve Gül'ü de çok sevdiğim için tekrar okudum. Şimdi kitaba ismini veren öykü, en uzun öykü ve e, hoş bir öyküydü, değişikti. E, biraz Oscar Wilde'ın yine nükteli dili vardı. Neden net demiyor? E, <laughs> hızlı aktı, çok akıcı bir öyküydü. E, severek okudum. Ne söylenebilir ya yani biraz doğaüstü olaylar var ama yok gibi de. <laughs> ee, Bülbül ve gülü tekrar okudum. Her yani ilk oku, üçüncü okuyuşum sanırım. Her okuyuşumda ağlıyorum. Yine ağladım. Kalemi çok iyi ya, Oscar Wilde'ın. Hani üzerine söylenecek bir şey yok bence. Bu kitapta da. <laughs> Asla nasıl okunduğunu bilmiyorum. E, i̇ki tane öykü var. E, yani London'ın şeyini e, şeyine hayran kalıyorsunuz. Ya bu kadar çok kültüre bu kadar hakim olunur mu? Tabii ki adam gezmiş, işte denizcilik yapmış, her işte çalışmış falan ama çok da genç yaşta hayatını kaybetmiş ve her şeyi biliyor. Yani Kızılderililer var, Çinliler var. E, ...birçok kültür var yani... ...ve hepsinin ne hakim. Ee, güzel bir kitaptı... ...ama... ...London ayarında değildi. Muhtemelen gençlik eserlerinden... ...gençlik hikayelerinden... ...gerçi zaten genç ölmüş ama... ...yani böyle şey... ...rahat okursunuz, keyif alırsınız... ...işte kafa dinlersiniz ama... ...çok bir şey çıkarır mısınız... ...bu kitaplardan... ...bu hikayelerden? Hayır... Ve işte o Allah'ın belası kitap geldi. <laughs> Şimdi e, bu kitap 600 sayfa. Ve birkaç ay içerisinde okudum. Yani sadece Kasım ayında okunmadı bu kitap. Hatta yani 4 ay falan olmuş olabilir. Başladığım ayı hatırlamıyorum. E, kadını tanıyorsunuz Marie Antoinette'yi. E, Fransa'nın bir zamanlar kraliçesiymiş. <laughs> Bu ekmek yoksa pasta esinler diyen hanımefendi. Ve e, işte kolye skandalı, kocasını aldattığı skandalı vesaire vesaire biraz hareketli bir hayatı ve sonunda da idamla biten üzücü bir hikaye. Her neyse cümleyi tamamlayamadım. Eee Kitabın bana zulmeden kısmı. Zwaig mükemmel bir biyografi yazarı. Daha önce bir sürü kitabını okudum. hepsini okudum neredeyse. Yani elimde 5 kitabı falan kaldı okunmadı. Ee, mükemmel bir biyografi yazarı ama bu kitap özelinde şunu söylemek istiyorum. Birincisi aşırı ayrıntıya girilmiş. Aşırı. Yani tamam tabii ki ben işte ekmek yoksa yesinler demiş. İşte sonra da halk tarafından asılmış. Tabii ki bunu istemiyorum hani bu kadar sığ olmasına gerek yoktu ama çok 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 ayrıntı düşünün. İkinci olarak e, objektif olamadığını düşünüyorum. Yani çok fazla kendinden katmış. Çok fazla e, zıvark düşüncesi okuyoruz. E, ve ilginç bir şekilde tabii ki kadına bütün dünya, tüm dünya gelmiş geçmiş tüm insanlar yüklendiği için anladığım kadarıyla bir savunma gayreti içerisine girmiş ki bu da çok çirkin olmuş. <laughs> Çünkü siz bir biyografi okuyorsunuz, ee, yaşadığı yani kadının yaşadığı hayatı okumak istiyorsunuz. Ama Zivert sürekli bir avukatlık halinde. Tamam kötülediği kısımlar da var ama genel olarak e, ya başlıkta kötülediği gibi bir durum yok. Daha çok işte bunu yapmış ama işte sebebi de şuymuş. Hayır değil yani bana savunma bunu yapmış da ben hani bırak da bana biraz düşünme alanı kalsın. Ha şunu okaym evet. işte gençliği şöyle geçmiş, çocukluğu böyle geçmiş. Bunlara evet zaten biyografik kitabı bu. Ama işte onu oraya bağlamış. işte onu oraya ben yani çok fazla savunma var. Çok fazla müdafaa etmiş ve bu biraz tat kaçırmış artık. Yani Hatta kadına, kadına belki kendi içinizde o kadar yüklenmeyecekseniz de zıvark yüzünden daha fazla yükleniyorsunuz. Çünkü ya neyi savunuyorsun sen? Hani bu kadının nesi savunuluyor şu an falan oluyorsun. Çünkü hiçbir tutunulacak yeri yok. Bilmiyorum hani zıvark beni üzdü ve 600 sayfaydı. Çok düşündüm yarıda bırakmayı. 200. sayfada 400. sayfada sürekli e, yarım bırakmayı düşündüm ama bırakamadım da. Bu kitap bana eziyet etti yani. Ee, okumak istiyorsanız başka bir biyografisini veya işte filmleri falan var. Tabi burada Zıvargı şu anlamda takdir etmek gerekiyor. Çok fazla belge toplamış, çok fazla araştırmış. <laughs> Dediğim gibi çok iyi bir biyografi yazarı olduğu için çok fazla ayrıntıya da girdiği için tabii ki çok fazla bilgi veriyor size yani. Bir filmi izleyip de bu şekilde anlayamazsınız kadını. Bu kitapta okuduğunuz gibi anlayamazsınız. Ama işte ee, ya başka bir otobiyo başka bir biyografisini okuyun. Hani tamam filmini izleyerek belki tanıyamazsınız kadını ama illa ben bu kadının ne yapmış ya hani nasıl olmuş falan diye merak ediyorsanız bu biyografiyi tavsiye etmem. Ya da hani Zvarga kızmayı, onunla kavga etmeyi ee, bu sebeple kadına da daha çok yükselmeyi göze alıyorsanız, objektif olmayan bir biyografiye okeyseniz bunu da okuyabilirsiniz. O anlamda yani belge anlamında, araştırma anlamında Zvar kesinlikle yani hayran olunacak kadar çok çalışmış. Keşke biraz daha ıı, tarafsız yazsaydı, çok daha iyi olurdu kitap. <laughs> Sonra. E, Telaffuz edemediğim beyefendinin adını telaffuz edemiyorum. Ee, bu kitabı okudum. Yani rüzgar her şeyi alıp götürmeyecek. Ee, yazar bu kitabı yazdıktan iki yıl sonra sanırım intihar ediyor. Kitap son kitabı, son bir serzeniş gibi düşünülüyor hep edebiyat dünyası tarafından. Ee, farklı bir kurgusu var bir kere. Hani başladım ve işte. E bu 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 oldu gibi değil de işte şundan yani geri dönüyor, ileri gidiyor, çok ileri gidiyor vesaire işte bu şekilde yazılmış. Zamanda bir yolculuk var. Severek okudum ama beklentimi karşılamadı. Yani ben Karpuz Şekerinde'nin tadını ne kürtajda ne bu kitapta aldım. Bu okuduğum üçüncü kitabın bir kitabı daha var sanırım. Kötü değildi ama iyi değildi. <laughs> Sonra Dilken'in e, duyunu anlatlarını okudum. Mükemmel bir şiir kitabı. Yani okuduğum en iyi şiir kitaplarından biriydi belki de en iyisiydi. 40 sayfa falan, çok kısa. Yani mitoloji seviyorsanız işte varoluşla ilgili problemleriniz varsa hepsini bir araya toplamış aşk şiirleri falan. Hay hepsi mükemmeldi yani. Bu kitabı aşırı yükseyim, aşırı. Rilke beni hani şey yaptı yani. Mahvetti mahfette kendi hayran bıraktı. Sonra George Dandini okudum. eee oyunu. E klasik Moliye komedya, tatlı, biraz sinir bozucu. kısa, kafa rahatlatmalık, sahnede izleyince izlesek gülmelik falan tatlı bir kitaptı. Ay çok konuştum. Nefesim tükendi. Eğer bu kitaplardan birini okuduysanız aşağı yazarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Ee, özellikle e, şu kitapla ilgili kavga etmek istiyorum. Birileriyle. <laughs> Belli ki kavga istiyorum. Kapı çaldı. Neyse. E, sonuçta izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. E, Yorumlarda buluşalım. Bu kadar bu yani 30 kitap biraz fazla oldu. Uzun da konuştuk. Buraya kadar izleyen herkese gerçekten teşekkür ederim. Görüşürüz. Aralıkta.